Hep üniversitemiz hazırlıklarını tamamladı. Ve şu anda heyecan dorukta. Bir takım çalışması yine sabırsızlıkla şu anda mimari yapılarına bakıyorlar. İlk testimiz için bizler hazırız. Ekip arkadaşlarımız hazır. İzleyenler hazır. Ve ilk testimiz geliyor. Bakalım nasıl bir tepki verecek? İlk bir çıtırtı duyduk ama. Bakalım sonrası nasıl olacak? Bizlere gönderdikleri değerler. Ve şimdiki sisteme vermiş olduğu tepki değerleri az sonra ekrana yansıyacak. Uzaktan da olsa takımlar şu anda MEF Üniversitesi belki de aldıkları zararı uzaktan görüyorlar. Ama şimdi hocalarımız yakından bakacaklar. Evet arkadaşlar hazırlıklar tamamlandı. İlk testi atlattınız. Şöyle mikrofonu uzatabilirim sizlere. Neler düşünüyorsunuz? Çok heyecanlıyız. Hadi yakın lütfen. Çok heyecanlıyız açıkçası. İlk deneme şimdi yani çok beklediğimiz gibi gelmedi aslında biz. Çok ses duyacağımı düşünmüyorduk. Evet. Yani 2'den sonra başlarız düşünüyorduk ses duymaya falan. Daha önce de bir diğer bir maket yapmıştık evet. Aslında. O biraz daha sağlam malzemelerle olduğu için ona da biraz güveniyoruz aslında o yüzden. Evet şu anda çok fazla açılan, gevşeyen ağırlığımız yok. Ama altta sizi korkutan bir şey oldu galiba. Aşağıya işaret etti ekip arkadaşlarınız. Evet orada bir kolonda açılma galiba. Var zannedersem. Evet. Evet hocalarımız da tespitlerini yapıyorlar, notlarını alıyorlar. Ve değerlere bakıyoruz. İlk tahmininiz bize iletmiş olduğunuz 1.12, ölçülen değer 1.93 ve hata payı %42 şu anda ekranlara yansıyan. Ve son tespitlerden sonra ikinci sarsmaya geçeceğiz. Bir kolunda çatlak var zannedersem. Bir de çapraz elemanda. Ve ikinci test için hazırız. Bakalım ikinci testin sonuçları ne olacak? Sabırsızlıkla bekliyoruz. Çok ciddi bir sarsıntı altında kaldı. Tepkisi ne olacak göreceğiz. Hocalarımız da şu anda dikkatli bir şekilde bakıyorlar. Ve 2'yi de atlattık. Bir alkış gelsin lütfen MEF Üniversitesi'ne. Hasar tespiti gerçekleşiyor şu anda. Evet, %50'yi aşmamış bilgisini aldık hocalarımızdan. Şu anda ivme ölçer hemen üzerinden çıkartılacak ve sonrasında üçüncü test bakalım nasıl sonuçlanacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu arada bu testimizden sonra ara vereceğiz değerli misafirler. Yemek aramız olacak ve bu arada bizlerle birlikte olacak olan Milli Savunma Üniversitesi ve Katip Çelebi Üniversitesi hazırlıklarını hızlı bir şekilde iki sarsma masamızda da gerçekleştirebilir. Milli Savunma Üniversitesi Ay Yıldız Kule ile Katip Çelebi Üniversitesi Stella Finans Merkezi ile bizlerle birlikte olacaklar. Bu sarsmanın hemen ardından yemek molası vereceğiz. O yemek molasında bu saymış olduğum iki üniversitemiz hazırlıklarını lütfen tamamlasınlar. Üçüncü için hazırız zannedersem.
Hocalarımız da hazır. Sensörümüz söküldükten sonra üçüncü sarsma gerçekleşecek. Evet, hazırlıklar tamamlandı ve üçüncü sarsma gerçekleşecek. Acaba sonuç ne olacak? Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. İzleyenler şu anda YouTube'dan canlı yayında. DASP Türkiye YouTube sayfamızdan da izleyenler merakla bekliyor. Gerçekten çok uzun bir yapı. Evet, ufak çıtırtılar geliyor biraz. Zorlandı yapı. Takımlar hadi hadi diyor. Ama büyük bir zarar aldı zannedersem ama ayakta kaldı. Ayakta kaldı. Hocalarımız da bunun değerini verecekler. Değerlendirmeleri yapacaklar. Evet arkadaşlar, neler söylemek istersiniz? Üçüncü sarsma testini de atlattınız. Hocalarımız tespitleri yapacaklar. Bekliyor muydunuz ayakta kalacağını? Kesinlikle ayakta kalacağını öngörüyorduk. Hasar alacağını da öngörüyorduk. Dün sonunda biz... Yani kale gibi yapılar yapmak değil de işte maliyetinden, estetiğinden, her şeyinden optimum yapılar çıkarmanın peşindeyiz. Bu yapıda da aslında yani hasar göreceğinden yani farkındaydık. Hasarların evet. Nerelerde olacaklarını da biliyorduk. Yani tahmin ettiğimiz gibi oldu. Ama yani ikinci depremden sonra bir umutsuzluğa düştük aslında ama üçüncü depremi de ama ayakta kaldı. Ayakta kaldı yani. Zannedersem ağırlık çubuklarında çok fazla bir gevşeme yok gibi görünüyor şu an için. %50'nin üzerinde gevşemeler zaten göçme anlamına geliyor. Ayrıca yarışmanın da en uzun kulesini yaptığımız evet. için bir gurur yaşıyoruz. Evet, gerçekten de öyleydi. Bir alkış da size gelsin. İvme ölçeri takmak için bile zorlandık yani. Kesinlikle. Erdem bir basamakla takılıyordu. İki basamak kullanıldı şu anda. Tabii yapı uzadıkça riskler de artıyor. Kesinlikle. Ve en üstte fazladan bir ağırlık daha takılıyor diğer evet. takımlara ek olarak. Evet, şu anda hocalarımız son tespitleri gerçekleştiriyor. Evet, hocalarımız şu anda değerlendirme yapıyorlar. Bu arada hocalarımız, jüri üyelerimiz değerlendirme yaparken dün hakkında da biraz konuşmak isterim sizlerle. Dün jüri üyelerimiz karşısında, başkanımız karşısında sizler zor anlar yaşadınız belki biraz sahnede. Heyecan doruktaydı. Dünü değerlendirecek olursanız neler söylemek istersiniz? Bence oldukça iyi geçti. Herhangi bir sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum. bu konuda Abdurrahim. Takım kaptanımız özellikle evet. konuşsun. Dün sunumu gerçekleştirdi. Beraber gerçekleştirdi. Dünü değerlendirecek olursan neler söylemek istersin hocalarımız değerlendirme yaparken? Yani bugün daha heyecanlı. Yani gerçekten de davranışı gördük. Evet. Gerçek bir yapı olsaydı zaten o çubukların burkulmasını bekliyorduk. Evet. Hiç perdede hasar olmadı çekirdekte. Gerçek yapıda da biz bunu bekliyorduk. Evet. Hocam nasıl değerlendirirsiniz? Üçüncü depremden sonra bazı düşey taşıyıcı elemanlarda da hasarlar oluştu. 6 kolon, 3 çapraz. Yatay taşıyıcı elemanlarda, kirişlerde epey bir hasar var. Ama düşey taşıyıcılardaki hasar eleman sayısı %50'den fazla olmadığı için göçme demiyoruz. Perdeler yok. Evet, kuvvetli alkışlar gelsin. İşte Mevfi Üniversitesi Dalgalı Kule ile... Finaldeki şansını, ödül şansını devam ettiriyor. Hızlı bir şekilde arkadaşlar hemen söküyoruz. Dışarıdaki fuaye alanımızda sergi alanına tekrardan alıyoruz yapımızı.